Şimdi şöyle burada Türkiye'nin pozisyonuna değinmedik tabii. Türkiye biliyorsunuz IŞİD'le mücadelede en başından itibaren koalisyonda yer aldı fakat kendi çekinceleriyle. Hı hı. Öncesinde Musul, Musul'daki konsolosluk ve oradaki rehineler meselesi vardı. En sonunda Süleyman Şah türbesi meselesi vardı. Bu iki meselenin de ortadan kalktığı görülürse Türkiye'nin IŞİD'le mücadele konusunda daha etkin bir pozisyonda olabileceğini görüyoruz. Zaten en başından beri böyle söylemiştik. Yani tedrici bir yöntem uygulayacak Türkiye demiştik. Ama biliyorsunuz batı basınında ve bir takım çevrelerde bu Türkiye'nin sanki de destek verdiği şeklinde algı, algılandı. Aslında mesele bu değildi. Çünkü Türkiye çok e, boyutlu bir denklemi yönetmek zorundaydı. Bir taraftan IŞİD'in canlı bombalarından korunmak zorundaydı. Bir tarafından Suriye sınırındaki insani yardımların devamını e, sağlamak zorundaydı. Bir taraftan da yabancı savaşçıların gelmesini engellemek durumundaydı. Dolayısıyla bu denklemde Türkiye hareket etti ve İki tane kritik meselede kendisine zarar verebilecek konulardan sağ salim kurtulmuş oldu. Bu Muslu rehineleri ve Süleyman Şah Türbesi ve oradaki askerleri kastediyorum. Hı hı. Şimdi bundan sonra Türkiye'nin daha rahat bir manevra alanı var ama... Yani ...bunda da şeyi beklememek lazım. Yani Türkiye'nin bir kara saldırısı içerisinde olmasını beklememek lazım. Ya da aktif bir hava saldırısı içerisinde olmasını beklememek lazım. Çünkü Türkiye elinden geldiği kadar... Suriye ve Irak'taki bu çatışmaların içerisine sürüklenmek istemiyor.